Viski TV'ye hoş geldiniz. Viski TV bir BVC projesi. Yılın ilk yayınıyla birlikteyiz. Viski sohbetimize devam edeceğiz. Biraz daha yine premium sohbetler diyelim. Tabii ki Türkiye'yi de kapsayacak. Yani Türkiye premium değil, dünya premium gibi de bir durum yok. Dünyada birçok bulunamayan ekspresyon zaten ülkemizde bulunuyor. Çok ilginç bir durumda Türkiye'nin viski pazarı. 2023 yılıyla ilgili umutlu musun abi? Çok umutluyum. Aslında 2021'den 2022'ye bakarken böyle biraz daha az gibiydi umudum. Hı-hı. Yani sanki böyle biraz zayıflama olacak gibiydi ama viski pazarı öyle hızlı büyüyor ki, hı-hı, talep o kadar yüksek ki 2022 çok keyifli geçti. Bu sene tabii biraz daha belki bilgiler biraz daha artıyor. Belki dostluklarla da artıyor bu bilgiler. 2023'te çok gelecek, hı-hı, yeni ekspresyondan bilgim var gümrüklerde, gemide, anlaşmaları yapılmış falan. Evet. O yüzden çok mutlu etti aslında beni. Ve çok önemli viskiler gelecek. Çok önemli viskiler gelecek. Şunu iddia ediyordum. Türkiye damak tadı konusunda damak tadına önem veren insanların yaşadığı bir ülke. Kesinlikle. Ve içkisi konusunda da, içeceği konusunda da bence her türlü önemli zorluğa rağmen her yerim. Türlü zorluğa, her türlü bazen dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara göre nüfus bakımından oransal olarak az talep olsa bile içkiye karşı da bir arayışı var halkın. Dolayısıyla yani viski gibi daha çok da yeni olan bir, hı hı, içki, özellikle de malt viski gibi çok çok yeni çok olan, yeni dünya yani tarihinde çok yeni olan bir içkiye ülke olarak ilgi duymamız da gayet doğaldı diye düşünüyorum. Bu ilginin artacağını da düşünüyorum ben. Çok hızlı artıyor. Geleneksel, hatta ulusal içkimiz denilen içkileri, hı-hı, sollamış durumda. Solladı riski geçti. Bu tamam. Tabii ki o içkilerin değerini düşürmüyor. Asla düşürmez ama yani viskinin çeşitliliğinin çok geniş olması. Hı-hı. Şarap gibi, hatta şaraptan da fazla. Diyebiliriz yani. Ben diyebilirim. Hı-hı. Yani aslında hani tabii ki şarabın her yılki dekoltelerinin farklı olması başka bir yerde ama yani dünyanın çok yerinde bir viski, hı-hı, üretiliyor. Sadece, evet, İskoçya'da da değil. Bourbonlar, Avrupa'da üretilen iyi viskiler, Uzak Doğu zaten çok başlı başına bir dünya. Evet. Ya bu yüzden ben talebin hızla arttığını, daha da artacağını, hatta bu yaşadığımız bazı yaşların küçülmesinin de bu yüksek talebin karşılığındaki stok sorunları olduğunu düşünüyorum. Evet, ben... Ki bu da açık zaten. Benim düşünmem sadece yeterli değil. Ben demin şaraptan bahsettik. Çok ufak, konuyu dağıtmadan, konuyu şaraba çekmeden bir şeyler söylemek isterim. Şarap tutkunuyum da aynı zamanda. Sen de öylesin biliyorum. ve ülkemizde şu an harika şaraplar üretiliyor. Kesinlikle. Özellikle bizim kendi teruarında yetişen üzümlerden üretilen şaraplar gerçekten çok iyi. Hiç Chianti'ye gidip işte Sangiovese'e, ne bileyim, bir Bordo blendine, böyle şeylere girmeye artık bence Türkiye'de gerek yok. Bence de gerek yok. Türkiye'de her şeyin kalitelisi de üretiliyor. Tamam, böyle bir standartizasyonumuz yok. Bazı, nasıl diyeyim, kurallarımız daha biraz operasyona zayıf. Daha operasyonlarımız yok. Kalitesiz de çok kaliteli bir arada. Yani çok şeyiz. Ya yani ülke sadece bu sektörle ilgili değil. Şarap sektörü, viski sektörü değil. Genel anlamda bazı sorunları var ama... Bu bizi yani, evet, içilecek şarap bu bildiğimiz işte Bordeaux'da şu Grand Cru, böyle bir dünya yok. Türkiye'de çok iyi şaraplar üretiliyor. Yani Cabernet Sauvignon Merlot kupajının yerine Öküz Gözü Boğaz Kere kupajını kesinlikle tercih ederim. Bir iyi bir kalecik özellikle karası. Üreticilerin, hı-hı, bence buraya alın vermesi lazım. İyi bir kalecik karası. Mesela Elazığ'daki üretici Kösetevek yapıyor. Kuzeybat. Merzifon karası. Muhteşem üzümler. Acıkara çok başka yerde, evet, program yapmak istesek yaparız ama yapamayız. Onu şarap sever dostlara dostlar bırakmak lazım. Bizim alanımız viski. Evet. Ama yani şaraba girince de insan konuşmadan edemiyor. Bununla birlikte benim dikkatimi çeken şeyler var. Mesela seyahatlerim esnasında bakıyorum. Core Range viskide bir sorun var. Core Range viskiler bulunmuyor. Bağımsız şişelemeler var. Bağımsız şişelemelerin de açıkçası deneyimim kadarıyla konuşuyorum. Görece vasat şişelemeleri var. Genç şişelemeleri var. Bu konuyla ilgili ne demek istiyorsun abi? Ya şimdi burada biraz esnaf ağzıyla konuşmam gerekirse bir damıtreli iyi şişelemesini, iyi fıçısını, daha doğrusu iyi fıçısını sana neden versin? Yani önce bu soruyu sormamız lazım. Ya çok eski anlaşmalara sahip olman lazım, evet, ya da inanılmaz yüksek rakamlar ödemen lazım. Bu rakamları ödersen o şişeyi doğru fiyata satabilir misin?
Bundan dolayı Indy Butler'ların tabii ki çok iyi şişelemeler var. Çok daha fazla yaygınlaşacağı da ortada. Çünkü aslında çok kolay. İki fıçı, bir fıçı. Bu da ayrı bir sektör zaten. Sektör bağımsız oldu. Çok büyük bir sektör oldu. Ama bağımsız şişeleyicilerin ya bir Colrange havasını yakalayabilmesi veyahut da yani daha açıkçası sürpriz yani. Sürpriz. Bir Colrange'i biliyorsun. Sen Kleinlich 14'ü aldığın zaman ne alacağını hep biliyorsun. Evet belki. Evet. Bu çok büyük güven veriyor. Çok büyük bir güven ama ben... Çünkü kalite sadece bir şeyin çok iyi olması değil, sürdürülebilirlik de olması. Ona her an ulaşabilme şeyi de kalitenin bir göstergesi. Yani hafta 20 göre. Tane ben bağımsız şişeleyici görüyorum ama tamamen sürprize açık. Yani tahminle gitmeye çalışıyoruz. Evet. Ben o yüzden benim için Colrange'ler çok değerli. Ama çok de zayıflamaya başladı farkındaysan Colrange'ler. Zayıfladı. Fakat bağımsızlarda da İyi şişelemeler gerçekten var. Hala daha Gordon McPhail'ın mesela bu yeni makalan Spaymalt'lar acayip gündemde, çok yüksek puanlar alıyor. Artık bağımsız şişelemeler de eski yani büyük bağımsız şişelemeciler de biraz daha iyi fıçılar, güzel derecelerde şişeleme yani o şeyden çıkıyor. Tabii ki ama onların şöyle bir özelliği var. Onlar yüksek fiyata daha yüksek fiyatları satabilme kapasitesine de sahipler. Single yani, cask oluyor. Evet yani o kapasiteleri onlarda daha yüksek. Bilinmeyen markalardaysa belirli rakamdan sonrasını kimse ödemek istemiyor. Evet. Ama daha Gordon McPhail gibi birkaç bağımsız şişeleyicideyse hani ödeyebilirim diye düşünüyorsun. Ben düşünüyorum bilmiyorum sen de öyle ben düşünüyorsun. De öyle. Yani Gordon McPhail'ın özellikle yıllanmış olan o serileri var. Onları beğeniyorum. Signatory'nin çok güzel şeyi var. Doğru. Onu beğeniyorum. Daha birkaç marka daha da var. Birkaç marka var. Barry Bros'un güzel şişeleri oluyor. İşte Thompson Brothers. Chapter 7 var. Evet. Türk üretici bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Selim Bey'in firması. Çok güzel şişeleri onun da var. Umarız yakın zamanda. Watt Whisky. Watt özellikle. Watt yani son bir senedir bayağı iyi çıktılar. Ve Campbelltown. Evet çok da potansiyelli insanı. Olduğunu da düşünüyorum ben. Güzel ürünler yapıyorlar. Mesela Dead Boutique Whiskey Company var. Hep LCL ama. Hep LCL. Fiyatlar biraz yüksek. Ama gerçekten iyi ürünler yapıyorlar. Yani bağımsızlar takip edilerek bence çok iyi şişeler edinilebilir. Sadece viskiler değil ama çok üzücü olan noktası maalesef ülkemize giriş, bir ürünün girmesi hukuken çok zor oluyor. Evet. İnsanlar bu konuda çok yıpranıyorlar ithalatçı firmalarda. Kesinlikle. Umuyorum ki artık bu yasaların, mevzuatların her neyse biraz daha gevşediği bir döneme başlayabiliriz. İnsanlar da daha kaliteli ürünlere daha kolay ulaşabilsinler diye. Ki böylece kaçaktan uzak durmanın da bir de öyle bir yolu açılmış olur bence. Yani sonuçta büyük bir vergi kaynağı. Evet yani bunun içinde. Da sağlanması gerekiyor bence. Yani zaten vergiler çok yüksek. O da ayrı bir tartışma. Konuyu dağıtmış oluruz ama ben bu politikanın zaten sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Halk sağlığı açısından sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Daha rafine tüketicinin de cebine, vaktine yazık oluyor diyebilirim. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü güzel bir bağımsız şişeleme almayı düşünen insan buna seyahatinde ulaşıyor, eşiyle dostuyla ulaşıyor, bir şekilde ulaşıyor. Ama niye bu hemen erişilebilir durumda olmasın ve devlet de bundan vergi kazanmasın? Yani açıkçası çok makul şeylerimiz, yasalarımız olduğunu düşünmüyorum. Zamanla bunların da gideceğini düşünüyorum. Ondan başka yani yeni damıtım evleri bu sene herhalde bir gündemimizde olacak mı? Ne dersin? Olacak yani yeni iyi damıtım evleri yani potansiyel sahibi damıtım evleri var. Yani böyle yüksek beklentilerimiz var. Lindros abi demiştik bir mesela ben gerçekten çok iyi çok, şeyler yapıyorlar. Evet. Yüksek potansiyel. Henüz genç. Henüz kesin genç. Kesin bir 7'de 8'de sanki çok farklı olacak. Ayla'da Arnavoy'u bekliyoruz 2023 için. Aynen. Ben bekliyorum yani. Ben mutlaka bir şişeleme yapacaklar. Yani Jim McEwan var işin var içinde. Ve onun olduğu yerden kötü viski çıkmaz zaten. Kesin yani tarih onu gösterdi. Viski tarihi. Lowland'de çok büyük yatırımlar var bu arada. Var ve butik. Yani neredeyse bir aşure kazanı gibi öyle bir imbikte kesinlikle. Bir oda içinde üretim yapan 20-30 bin kapasitesi olan yeni birçok damıtım evi var. Yani ilerleyen dönemlerde kızışıyor bence ortalık. Bence de kızışıyor. Yenilerin farklı bir şey yapması lazım Ekin. Yani bence eskilerin de ayakta durması burada
yani çok kolay olmayacak. Ya bence de olmayacak çünkü şartlar çok zorlaşıyor. Şartlar zorlaşıyor. Bu arada 2045 yılında İngiltere'nin özellikle sıfır emisyon damıtım evlerinden de sıfır emisyon talebi var. Evet, yani ya bu işleri çok değiştirecek. Turba ile ilgili ayrı bir program yapsak bile olur ama çok küçükten bir spoiler vermek gerekirse 2045'e kadar bu muhtemelen hani 35'lerde falan netleşecek. Turba kullanımı yasaklanacak. Muhtemelen arpalar başka bir kimyasal bir şekilde başka kimyasallarla turbalanacak. Evet, o yıla kadar da firmalar muadil ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. İlerleyen yıllarda daha başka tatlı viskiler içebiliriz. Evet, bu tatlı bu turba sorunlarından biri de Portello'nun artık biliyorsun ailedeki Portello maltlama yapıyor. Artık kendi dışındaki yani kendi grubunun dışındakilere viski tabii ki değil maltlanmış arpayı vermesini artık limitleneceği ve belli bir zaman sonra tamamen bitirileceği söyleniyor. Evet. Bu da ilerleyen dönemde de tat değişimine sebep olabilir. Olabilir yani viski sektörü çok yeni. Tarihte çok yeni olduğu için her türlü riske gebe bir sektör bence. Yani bu... Başına bir iş gelir anlamında mı? Başına iş gelmesine açık bence. Çünkü henüz büyük bir kriz yaşamadı. Malt viski özellikle büyük bir krizle karşılaşmadı. Normal blendlerin büyük krizleri var. Var. Yani İrlanda'yı bir viski eski bölgesi olmasından çıkarıyor neredeyse. Yani Amerika'daki içki yasağı acayip krizler var ama malt viski 80'lerin sonunda yaygınlaşıp 90'larda gündeme gelip 2000'lerin başında da artık gerçekten büyük koleksiyonel değere sahip. Büyük bir lüks emtia haline geliyor. Henüz büyük bir kriz yaşanmadı gerçekten de. Yani savaşlar, bazı tedarik aksamaları neler bir yaratıyor? Çok fazla problem çıkabilir. Yani arpa ilerideki gıda sorunları çok sevdiğimiz için gıda sorunları arpa ile ilgili problemler yaratabilir. Bilmiyorum yani. Umuyorum böyle şeylerle karşılaşmayız ama ben ilerleyen dönemlerde viski üretiminin zorlaşacağını düşünüyorum. Evet. Zaten yeni damıtım evleri maalesef ki 10 yıllık, 12 yıllık yapmıyor. Burada Glengarry Kilkerran'ı tenzih ediyorum. Çünkü gerçekten çok... Ama onun sahipleriyle ilgili başka bir konu var. Başka yani onların istesen de yapmayacakları. Mitchell ailesi, onlar başka bir mesele. Ama yani yeni damıtım evlerinde güzel, mesela Kilhoman'ı çok beğeniyorum ben. En sevdiğim aydalardan oldu hatta. Benim Kilhoman gerçekten iyi bir şey. Benim de öyle. Mahir Bey'i, sana iki... Ben o iki core range'indeki o ikisi benim için zaten tüm Kilhoman'lara bedel. Yani nihayetinde Kilhoman'da dahi bir 12 yıl gibi bir şey göremiyoruz. Ayrı da zaten zor. Ama onunla birlikte Highland'de, Speyside'de, Lowland'daki yeni damıtım evlerinde de bu yıllanmalar yok. Bu yıllanmaları göremeyeceğiz muhtemelen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani değişecek bu viski sektörü. Artık böyle büyük 12, 15, 18 yılları zor yani, göreceğiz. Tamamen hepsi demesek de artık yaşlı viskilerin collectible olmasını çok daha önemli bir döneme doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Evet, evet. Mesela yani Japonları tartışmaya ne dersin? Japon ya, viski sektörü bu sene bayağı bir zikzak yaşadı. Evet, bir yasa geldi. Önümüzdeki sene geçerli olacak bildiğim kadarıyla yasa. Evet. Artık sadece Japonya'da üretilebilme veya 2-3 kural daha var ama hepsini şimdi uzun anlatmayalım. Onunla beraber Japon viskilerinin daha da değerlenebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ben özellikle belli markalar bazında. Sana katılıyorum. Mesela Yamazaki'nin, Hakushu'nun, Hibiki'nin limitli edisyonları aynı Macallan'da, Springbank'ta, Lagavulin'de, Balvenie'de, Dalmore'da olduğu gibi. Bunlar tam sürekli olarak bence de değerlenecek. Çünkü artık piyasa böyle oluştu. Doğru. Bunlar iyi viskiler. Ben Hakushu'nun hastasıyım. Yamazaki'yi çok severim. Hibiki'yi de severim. Yani bilmiyorum. Aşağı doğru indi anladın. Evet. Şöyle. Biraz öyle indi ama yani Yamazaki ayarında da bir gündelik içim viski İskoç ya da en top viskilerden oluyor aslında. Yani doğru. Hepsi çok iyi. Yamazaki, Hibiki, Taketsuru'ların hastasıyım. Taketsuru'yu çok severim. Sadece biraz fazla pahalı şu an. Evet, benim fiyat, için fazla pahalı fiyat geliyor. Fiyat performans tutmuyor ama koleksiyon performans çok uygun. Tutuyor, evet. Yeni Japonlar giriyor. Akeshi girdi mesela. Evet. Akeshi çok butik bir damıtım evi. Özel ve yine o mikro üretim perspektifiyle üretim yapıyor. Sezonluk üretim gerçekleştiriyor. Ve hemen daha 3-4 yılda şişeledi. Evet, evet, evet.
Auction'larda Akeşiler çok ciddi fiyatlamalar başladı. Çiçibu aynı şeyi yaşadı zaten. Çiçibular artık yani tutabilene aşık olsun. Zaten tarihinden kaynaklı da, üreticisinden kaynaklı da bir mesele vardı. Yani Hibiki artık bence yoluna 21'i tutacak bir süre daha. Ben de deliste olmadan biraz daha devam etmesini bekliyorum. Biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Onunla birlikte Blossom Harmony gibi farklı edisyonlarla devam edecek. 21'in aynı viski etiket, farklı etiketle çıkacak. Bu tamamen koleksiyon politikası. Yamazaki'lerin yıl, yani vintage olarak nasıl çıkardığı seriler özel. Çok zaten sayılı çıkıyor. Sayılı çıkıyor. Mizunara'da, işte İspanyol Fiçi'de Peter çıkarıyorlar. Hakushu'nun yine özel edisyonları var. Yani Japonlar takip edilebilir. Ama benim mesela şu an hiç Japon koleksiyonum yoksa diyelim. Koleksiyon için ben yeni damatım evlerine veya eski büyüklerin, o dört büyüğün şeyine bakarım. Özel edisyonlarına odaklanırım. Sıfırdan mesela 12-17 Hibiki gibi bir şeye girmem. Veya Yamazaki'de de aynı şekilde. Fırsat var. Yani değerlenmeden tarlaya almak gibi. Aynen aynen. Yani çok böyle bilindik bir Ankara'nın ortasında bir yani herkesin gördüğünü var. Görmenin tabii tam bir anlamı yok aslında. Bir de aslında taşrada toprak almak lazım. Evet, yani Yamazaki 25'i aynen ben de görüyorum. Sen de görüyorsun. Evet, evet. Herkes görüyor. Kötü değildir. Alırsın. Değerli bir şeyin olur. Eşyan olur elinde. Orası öyle ama yani yatırımcılık biraz da farklı oluyor. Biz hepimiz bir de bu işle de ilgileniyoruz tabii. Ama viski seven bir insan bu işe de giriyor. Evet. Bir süre sonra bu kaçınılmaz olarak koleksiyonerlik, koleksiyon işine giriyorsun yani. Girmemek kaçınılmaz aslında. Evet, aynen öyle. Sen ne demek istersin? Başka mesela koleksiyonla başladık istersen gidelim koleksiyonla ilgili. Auction'ları falan şimdi takip ediyorsun biliyorum. Ediyorum, ediyorum. Yani şöyle açık konuşmak gerekirse bu yıl son bir 4-5 ay dünyadaki durumlardan dolayı biraz düşüşler, biraz sabit gitmeler oluştu riskide bazı markalarda, özellikle marka bazında. Evet. Ama ben bunun kısa süreli olduğunu, yani bir valör vermeyeceğim, veremem, kimse veremez. Evet, evet. Hani ekonomi tahminlerinin %90'ı yanlış çıkar ya genelde. Evet. Bu tip tahminlerde ben de bulunmak istemiyorum ama çok uzun bir süre olmadan tekrar yükselişin başlayacağını, yani ben kendi adıma konuşacağım, ben genelde içmek istediklerimi kolekte ediyorum. Yani bir gün bunu açıp içebilirim diye de düşünüyorum. O beni çok rahatlatıyor rafta bakarken. Yani yarın bir kayıp görsem bile çok da umurumda değil çünkü benim içme değerini biliyorum. Fakat bence yani ya şöyle bakalım olaya, basit gibi görünüyor ama bizim kısa küçük yaşlı dediğimiz viskiler 12 yıllık. Yani evet. 12 yıl çok büyük bir tarih. Hiç öyle bir tabii cin, tekila, rakı ya da benzer bir ürünü ben asla görmedim ki 15, 18, 21, 25'leri konuşuyoruz. Bence gelecek dönemin de koleksiyon olarak viski yine yıldızların çok içinde. Hatta ben son 2-3 yıllık araştırmaların tamamı aslında en kârlı yatırımın viski olduğunu gösteriyor. Ama bu hani kolay bir şey mi? Değil. Viski yatırımı düşünen insanlar için de şunu söyleyebiliriz o zaman. Viski yatırımı gerçekten kazandırıyor. Doğru. Yani ama şöyle bir şey var. Bilgi. Buradaki bu yatırımın şeyi bilgi. Bu bilgi de kolay olmuyor. Bilgi, zaman, tecrübeler. Ya bunlar çok önemli oluyor. Yani koleksiyonerlerle irtibata geçilebilir. Bunları önerebiliriz. Evet, belirli bloklar var, belirli doğru, iyi araştırmalar yapmak lazım. Tabii ki tutmanın kendisi, ona sahip olmanın kendisini vereceği bir keyif vardır ama buradan bir kazanç elde etmenin mutluluğu da başka, mutluluğu gerçekten da başka keyifli oluyor. Diyorsun, benim için de öyle bir yükselen fiyatları görünce çok hoşuma gidiyor. Belki hiç satmayacağım. Açıp içeceğim ama yine de bana çok büyük keyif veriyor açıkçası. Evet. Bir soru soracağım sana. Lütfen. Koleksiyondan biraz daha viskilerin tatlarına geçiş yapalım dedim. Ben mesela bu sene birkaç damatım evini beğendim. Tamdu'yu demeyeceğiz tekrardan. Tamdu'yu çok söyledik. Anok benim beğendiğim bir damatım evi. Ondan sonra Ben Roma beğendiğim damatım evlerinden. Nokando? Nokando'nun 21 yıllı, yani yıllanmış bazı rezervleri var. 18-21. Bunlar gerçekten de güzel. Glenfarclas'tan iyi, güzel şeyler içtik yine. Glenfarclas çizgisini bozmuyor. Bozmadı. Benim için mesela Lagavulin bu sene beni en çok üzen, bir Lagavulin sever olarak en çok üzen damatım evi oldu. Lagavulin de ama stok sorunu yaşayacağı kesindi. Evet. Yani hep verdiğim bir örnek vardı.
Mesela Laflok 25 ile Lagavulin 26 arasındaki fiyat farkı 1'e 2,5 gibi. 1'e 2,5. Bu da aslında Lagavulin'in ciddi stok sorunları yaşadığını da gösteriyor. Bir de tabii isim Tabii o da var ama yine de bu kadar fark olmamalıydı. Olmamalı. Bence ciddi stok sorunlarının sonucunda 8'e mecbur kaldılar. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa kimse aslında çok büyük talep edilen ürünü böyle yaşını geriye çekmek istemez. Zorunda kaldılar, ben öyle düşünüyorum. Fakat ben bu zorunluktan memnun değilim artık. Ben de değilim. Kenardaki eski lagavulinlerimi içmeye devam edeceğim. Evet. Benim bir de bir diğer mesela gidişatını beğenmediğim ama hala iyi viski olduğunu düşündüğüm Glendronach var. Glendronach bence iyi gitmiyor. Yani gidişat iyi değil. Ve farkındaysan Glendronach'ın takipçileri bir bir azalıyor şu anda dünyada. Bu bence Glendronach gibi çok özel bir sherry viski için kötü bir gidişat. Artık çok da değişebileceğini sanmıyorum. Büyük bir firmanın elinde başka projeler olabilir. Onunla birlikte Talisker üzdü. Talisker doğru. Gerçekten şey yaptı. İlginç viskiler vardı. Bu sene beraber de tattığımız Speyburn. Speyburn'un 18 yıllığı ben çok hoş bir viski. Çok canlı, diri, evet, evet. Keyifli. Yani benim favoriler listemde ilk 20'nin alt sıralarından girerdi açıkçası. Ama fiyat olarak gerçekten de yurt dışı pazarda bulunabiliyor şu an. Türkiye'de yok, zamanında var da. Umarız yakın zamanda farklı yıl ibareli şişeleriyle görürüz. Anok 18'i gayet iyi bir fiyatta. 24'ü 24 yıllık bir viski için gerçekten çok çok güzel. Benim içtiğim yüksek yaşlı en iyi viskilerden bir tanesi gerçekten yani, de. Çok güzel viski. Evet. Ve yani hala Avrupa'da bulunabilir fiyatlara devam ediyor. Evet, ama sonlarının olduğunu da biliyoruz. Çok yerde bulunamamaya değil. Başladı. Sürdürülebilir değil. Nokando'yu konuştuk biraz önce. Nokando şeyden beri kapalı. 2017'den beri kapalı bir damıtım evi durumunda şu anda. Ve bütün core range de şu an bitti. Mutlaka diğerce o konuyla ilgili yeni bir yatırım, yeni bir planlama peşinde. Bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz diye düşünüyorum ama benim de çok keyif aldıklarımın içinde. Başka, ben Roma 15'i daha önce de bahsettik. Evet, evet. Çok keyifliydi, çok uzun üzerinden gitmeyelim. Aklında başka marka? Yani ben Bloodnoh'u mesela çok beğendim. Ben de çok bu beğendim. Bu sene Bloodnoh benim. 3 Bloodnoh'un 3'ünü de çok beğendim. Evet, farklı yılıbareleri var. Sen biraz daha yaşlı bir Bloodnoh içtin. Yani Bloodnoh bence çok güzel bir malt. Çok iyi üretim yapan bir firma. Türkiye'de de olduğu için bence şanslıyız. 11 yıllık viskisi gerçekten... Yani bence çok işte. Güzel bir viski. Bloodnoh'u da seviyorum. Talisker değişti. Üzgünüm. Eski Talisker'i bulamadım. Evet. Hani geçen de konuşmuştuk bu konuyu. Eski Talisker'i bulamadım. Kötü mü? Hayır değil ama nerede o eski Talisker'ler? Makalan'la gibi aynı yere gidiyoruz. Evet. Nerede o eski? Yani Makalan en azından 12 yıllığıyla geçti. 2022'de evet, beni 12'si hala üzmüyor. Evet. Hiç değilse evet bazen kızıyoruz yeni ekspresyonlara ama Makalan'da diyor ki tamam o zaman sen 12 içebilirsin. Sana 12 var. Hatta biraz daha üzerine çıkarsan 18 de içebilirsin. İtirazın olmayacak bir viski diyorsun. Böylece de hani biraz bizi susturuyor bir anlamda açıkçası. Evet, evet, o yüzden çok itiraz edemiyorum. Ben bu sene çok farklı bir sene olacağını düşünüyorum. Biraz toparlamak gerekirse. Yeni damatım evlerinden tadacağımız viskiler var. Daha da artık geriye çekilecek viskiler var. Var. Takip etmeye devam edeceğiz. Bitirelim istersen. Çok iyi olur. Çok sağ olun, hoşça kalın.